Doğru mu? Bebek Erhan'ın mı? Yakışıyor mu hiç size Sibel Hanım? Orada durup öyle gizli gizli bizim konuşmalarımızı mı dinliyorsunuz? Hem sizin yapacak çok işiniz yok mu? Daha imza atacaksınız. Damatla dans edeceksiniz. Umutlu aşk yuvanıza gideceksiniz. Sana doğru mu dedim? Doğru. Bebeğimin babası Erhan. Ama hiç kimseye söyleme. Sürpriz olacak. Ne yapacaksın peki? Canım ne isterse onu yapacağım. Erhan'la aramda artık hiç kopmayacak bir bağ var. Erhan bu bebeğin babası olduğunu öğrendiğimde senin yanında kalacak mı zannediyorsun? Hemen git söyle. İntikamını da almış olursun. Ne zaman söylerim inan ki ben de bilmiyorum. Ama belki de vicdana gelirim. Seni fazla bekletmem. Böyle tam imzaları atıp evet diyeceğiniz anda bir anda herkesin içinde söylerim gerçekleri. Unutulmaz bir düğün olur değil mi? Sibel'cim. Ne konuşuyorsunuz siz? Unutulmaz bir düğün olacak diyordum gelin hanıma. Senin için ne kadar savaştığını, seni son kuruşuna kadar hak ettiğini söylüyordum. Bebeğinin babasının yanına gitsen Elif sen. Sibel'i rahat bırak. Salonda görüşürüz. Siz imzaları atarken en önden izliyor olacağım. Nasıl bir şey çıktı senin içinden ya? İyi misin? Ne dedi sana Elif? Söyledi ya. Unutulmaz bir düğün olacakmış. Sibel açık açık söyle bana. Canını mı sıktı senin? Bak ne gerekiyorsa yaparım. Yok öyle bir şey yok. Tamam. Herkes bizi bekliyor. Gidelim o zaman. Hadi. Yani iyi bir işbirliği olabilir tabii. Ben sizin çalışmalarınızı beğeniyorum. Umarım çalışırız. Neden olmasın ki? En geç pazartesi günü size geri dönüş yaparım Görkem Bey. Teşekkürler. Baba oğul eşleri buradayken aşklarıyla başka masalarda oturuyorlar. Kor aslan tarzı. Hastasıyım. Anneciğim yalnız babamın durumu hiç iyi gözükmüyor ben sana söyleyeyim. Yakında boynuzları yüzünden kapılardan geçemeyecek. Müştak. Bir de kızımı verecekti bu adama. Hayır Sibel bitti, Senem bitti. E şimdi sıra cici kaynanama mı kaldı? Bu çocuk da bizim aileye büyürüyor ha. Begüm gerçekten hiç ayarın yok kızım ya. Söylenecek laf mı şimdi bu? Ama öyle. Vazgeçtin değil mi Elif'ciğim? Söylemeyeceksin gerçekleri. We'll be right back.
açmıyor. Tuncay Bey açmıyor. Duymuyordur. Orası düğün yeri Yasemin. Ha, göz göre göre kaçırdılar çocuğu. Ben ne edeceğim şimdi? Ben ne edeceğim? Polise mi haber versek acaba? Dur, önce ben bir Elif Hanım'ı arayayım Mügül abla. Abi bu diğer nikah şahidi kim? Erik gibiymiş. Oğlum onlar nasıl laflar Samet? Allah aşkına saçmalama. Evet sevgili misafirler, bugün burada güzel bir olay için toplanmış bulunmaktayız. Sayın Sibel Hanım ve Erhan Bey birbirlerine duydukları sevgi saygıyı evlilik çatısı altında sürdürmeye karar vermişler. Eğer Erhan bu bebeğin babası olduğunu öğrenirse Sibel'le asla mutlu olamayacak. Erhan'la aramda artık hiç kopmayacak bir bağ var. Erhan bu bebeğin babası olduğunu öğrendiğinde senin yanında kalacak mı zannediyorsun? Hemen git söyle. İntikamını da almış olursun. Ne zaman söylerim, inan ki ben de bilmiyorum. Siz Sayın Erhan Yıldırım, hiçbir kimsenin baskısı ve etkisi altında kalmalı. Kendi öz iradenizle Sibel Koraslan hanımefendiyi eşin olarak kabul ediyor musunuz? Hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında olmaksızın kendi öz iradenizle Erhan Yıldırım beyefendiyi eş olarak kabul ediyor musunuz? Ama belki de vicdana gelirim. Seni fazla bekletmem. Böyle tam imzaları atıp evet diyeceğiniz anda bir anda herkesin içinde söylerim gerçekleri. Unutulmaz bir düğün olur değil mi? Sibel'cim. Sibel bir şey söylesene. Hayır da evet de bir şeydir. Sibel. Anne. Sibel niye dona kaldı? Bilmiyorum kızım. Ben de hiçbir şey anlamadım. Sibel Hanım, cevabınızı bekliyoruz.
Efendim Yasemin? Alo Şükran Hanım. Niye açtınız telefonu? Berkan yok. O kadın aldı götürdü çocuğu. Ne diyorsun sen Yasemin? Bir kadın teyzesiyim dedi. Hediye getirdim dedi. Aldı götürdü çocuğu. Nasıl? Tuncay. Tuncay oğlum Tuncay. Anne ne oluyor? Anne, dur. Tuncay. Tuncay oğlum. Tuncay. Anne. Anne tamam. Bir kadın. Anne ne oldu? Bir kadın gelmiş teyzesiyim demiş. Berkay'ı alıp götürmüş oğlum. Nihan. Elif. Anne, Elif Berkay. Anne. Hayırdır? Anne duyuyor musun beni? Doktor. Anne duyuyor musun beni? Doktor. Anne. Su içeriz. Anne duyuyor musun? Anneciğim. Anne. Anneciğim şunu iç. Tamam, İç ne olursun. Elif, Nihan Berkay'ı kaçırmış. Tamam anneciğim, ben bulacağım Berkay'ı, tamam mı? Habersiz bırakmayın bizi. Nihan. Tamam, sakin. İyi misin Şükran? İyiyim yavrum, iyiyim. Hadi siz atın imzanızı. Saçmalama, düğün iptal. Berkay'ı bulacağız. Tamam anneciğim. Tamam, sakinleyin biraz. Sakin. Su vereyim tamam, biraz da. Anlamalıyım zaten. Çocuğu istiyordu. İkna ettiğimi düşündüm. Edememiş. Aptal herif! Tamam, sakin ol. Sakinim. Gel polise gidiyoruz. Ne oluyor Sibel? Niye iptal ettin düğünü? Zaten masada da dondunuz kaldınız. O Elif denen kız niye sana öyle bakıyordu? Ya affedersiniz, Sibel'le bir yalnız konuşabilir miyiz? Tabii. Ben sana nasıl yardım edeceğimi şaşırıyorum kalıyorum Sibel. Bilmiyorum artık. Ne saklıyorsun sen benden? Hiçbir şey. Bana pek öyle gelmedi Sibel. Yeğenim kayıp. Yani bu şekilde imza atamazdık ya. Yeğenin kaybolduğu için de bizim nikahımız kayılamıyor şu an. Elif'le konuştuktan sonra bir tavırlandın Sibel. Ne dedi sana? Bir söyler misin bana lütfen? Hiçbir şey. Ya Sibel ne saklıyorsun benden? Allah aşkına bir konuş ya. Yani Elif sana ne demiş olabilir ki? Senin kafan çok karışık duruyor. Elif'le senin... Elif'le benim? Elif'le senin, ya sizin aranızdaki o düşmanlık hiç gitmeyecekmiş. Hiç geçmeyecekmiş, öyle dedi. Sen gerçekten kötü bir yalancısın yahu. Söyler misin? Lütfen Sibel. Doğruyu söyleyene kadar sen, gitmeyeceğim buradan, bir adım bile atmayacağım. Tamam. O zaman ben giderim. Yine başladık ya. Hadi. Öndeki araç takip edeceğiz. Yenge ne yaptın da nikah masasında bıraktı seni? Benim kayınçonun da başına geldi. Hak etmişti ama. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Şansına üçüncüsü nikah gününe denk geldi. Yabancı bir hanımla basındı. Abi senin kayınço şu an gerçekten benim hiç ilgimi çekmiyor ya. Öndeki araçta sen gözlerini ayırmazsan çok sevineceğim. Hani? Değmez ablacığım, üzülme. Ne yaptı damat? Benim baldızın başına da geldi ilahiniz. İşinize bakın lütfen. Konuşmazsanız daha hızlı sürebilirsiniz. Eğer Erhan bu bebeğin ondan olduğunu öğrenirse... ...Sibel'le asla mutlu olamayacak.
Onlar da bana yaşattıkları acıları yaşayacaklar. Doğru mu? Bebek Erhan'ın mı? Doğru. Bebeğimin babası Erhan. Ama hiç kimseye söyleme. Sürpriz olacak. Ne yapacaksın peki? Canım ne isterse onu yapacağım. Erhan'la aramda artık hiç kopmayacak bir bağ var. Erhan bu bebeğin babası olduğunu öğrendiğimde senin yanında kalacak mı zannediyorsun? Berkay bulunduğuna göre artık gidip imzamızı atıp nikahımızı kıyabiliriz değil mi Sibel? Sustuğuna göre ne imza atacağız, neyi nikah kıyacağız? Düğünden önce Elif sana bir şey söyledi. O andan itibaren sende bir gariplik var Sibel. Ne söyledi sana? Ne olur? Bu konunun Elif'le hiçbir alakası yok. Neyle alakalı o zaman Sibel? Lütfen söyle ya. Konuşmamız lazım ya Sibel. Ben bu konuyu şimdi konuşmak istemiyorum. Sibel, Sibel. Hiçbir yere gitmiyorsun. Lütfen. Ne söyledi? Tamam, sonra ben şimdi eve gitmek istiyorum. Ya Sibel, konuşmadan hiçbir yere göndermiyorum seni. Lütfen söyle ya. Elif sana ne söyledi? Lütfen bana bildir. Bileyim. Lütfen. Tamam, ne olduğunu söyleyeyim sana. Ben istemiyorum. Ben seninle evlenmek istemiyorum. Hani geç de olsa bir şekilde kafama dank etti. İstemiyorum. Ya bu çocuk oyuncağım Sibel. Tamam, atmayalım imzayı da yani en azından niye atmadığımızı söyle bana yahu. Elif sana bir şey söyledi. Ben o gün gördüm sizi. Konuşurken gördüm sizi düğünden önce. Sana bir şey söyledi, sen dağıldın. Ne söyledi sana? Ne olur söylemem. Senin inandırmak için ne söylemem gerekiyor daha fazla? Kimseyle bir alakası yok diyorum bu konunun. Açık açık söylüyorum işte, istemiyorum diyorum sana. Ya Elif'in sana ne söylediğini söylersen bana şu an konu kapanacak Sibel, gerçekten. Üzmek istemiyorum seni, ne olur. Erhan, rahat bırak beni. Rahat bırak. Rahat bırakmanın için bir 3 milyon daha mı teklif edeyim sana, ne yapayım? Bana niye hakaret ediyorsun Sibel ya? Ben sana ne yaptım? Sen bana niye hakaret ediyorsun Sibel ya? Bir şey söyleyeyim sana. Sana katlanmak için 3 milyon çok azmış. Sen niye hakaret ediyorsun? Neden gidiyorum biliyor musun Sibel? Kavga ettiğimiz için değil, bana hakaret ettiğin için değil. Hatta nikah masasında beni bıraktığın için bile değil. Bana dürüst davranmadığın için gidiyorum. Nikah gecesi Elif'in sana söylediklerini bana anlatmadığın için gidiyorum Sibel. Erhan gitme. Ne? Ne dedin? Ne dedin sen? Bir daha söyler misin? Yok, bir şey, boş ver. Sibel, ben şu an Elif'in yanına gidiyorum biliyor musun? İnanabiliyor musun buna ya? Belki senden daha cesur davranır. Bana düğün gecesi sana ne söylediğini anlatır. İnanabiliyor musun? Ben şu an Elif'in yanına gidiyorum. Erhan?
Erhan Bey'e son borcumuzu da ödedik. Ya Sibel ne olur konuşsana artık. Ya bir şeyler söyle. Neler oluyor? Hani sen ölüp bitiyordun bu adam için. Niye kalktın nikah masasından? Neden Erhan bütün eşyalarını toplayıp çıkıp gitti bu evden? E tamam bitti, Erhan falan yok artık. İyi de neden? İyi tamam, sakın bir şey söyleme, tamam. Aman anlatma. Kusura bakma arkadaşım ama artık yeter. Seninle açık konuşacağım. Ne kaybediyorsan işte bu yüzden kaybediyorsun. Her şeyi içine atıyorsun, hiçbir şey anlatmıyorsun. Ya Sibel susma artık, konuş ya. O gece ne olduğunu anlat. Neden kalktın nikah masasından? Neden bu kadar üzgünsün? Ya Sibel Allah aşkına söyle bir şey artık ya, konuş. Sibel. Ay tamam, Elif hamile. Bebeğin babası da Erhan, oldu mu? Ne? Sen nereden biliyorsun bunu? Kendisi söyledi. Elif düğünden önce gelip sana bunları mı anlattı? Erhan'a söylemesi de an meselesi. Erhan bunu öğrenince ne yapacak? Beni terk edecek. Sibel Koraslan bu sefer gerçekten kapattı hesabını. Ya ben denedim. Gerçekten denedim. Bir an olacak diye düşündüm ama olmadı işte. Erhan yoksa hiçbir şeyin de anlamı yok artık. Benden nefret ediyor zaten. Onu sevdiğimi bile düşünmüyor. Hiç söylemedin değil mi? Neyi? Ona kör kütük aşık olduğunu. Ama ben kararımı verdim. Ben o ameliyat olacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.